sundu. Peki Londra'dan içeriye döneceğiz. Önce piyasalara bir bakacağız. Sonra Cüneyt Paksoy bizimle birlikte. Cüneyt Paksoy'a sorularınızı da bekliyoruz. Twitter adresimizi de verelim arkadaşlar. Ve telefon hattımızda ALB Forex analisti Enver Erkan var. Enver hoş geldin. Merhaba Ali Bey, hoş bulduk. Şimdi bugünü iyi kapattık borsa açısından. 80.255'te 1.65 yukarıdayız. Bize yarını nasıl göreceğiz? Yarın neler bekleniyor? Nasıl bir gün açılışı olacak? Tabii ki kur ve parite açısından da bir değerlendirme ilave edersen sevinirim. Tabii ki şimdi baktığımızda biz bu seçim sonrası oluşan belirsizlikle beraber oluşan atmosferde hükümet kurma çalışmaları ve buna bağlı olan belirsizlikler lirada dalgalanmalar yaratacaktır. Bunda borsada yansımalarını biz göreceğiz. Ve bir anlamda bu hareketlere tepki mahiyetinde olan bazı hareketlenmeler de göreceğiz. Yani bu dalgalanmaların bant aralığı şu anda biraz daha genişlemiş görüntüsünde ki Borsa İstanbul'daki hareketler açıkçası bunu gözler önüne seriyor. Çünkü dünkü hareketlerde 79 bin aşağı yönlü kıran bir endeks vardı. Bugün ise 80 bin seviyesini tekrar yukarı yönlü kıran üzerinde tutunan bir endeks vardı. Kur tarafına baktığımızda ise 2.75 bugün test edildi ve sonrasında kar satışlarının gelmiş olduğunu görüyoruz. Ancak geniş resimde bu eğilimler henüz tersine dönmedi. Yani Türk lirası cinsi varlıklarda ve TL'de değer kaybetme eğilimi zayıf değil. Bu belirsizlik ortamı olduğu sürece devam edecektir. Şu anda önümüzde bizim zaten hükümetin resmen kurulma aşamasına geçmesi önünde bir 8-9 günlük süreç var. Yani biz bu 8-9 günlük süreç içerisinde gerek siyasilerden gelen mesajları, gerek koalisyon şartlarını, buna ilişkin sinyalleri izlemeye devam edeceğiz. 8-9 gün sonra bu tablo değişir. Bu sefer biz niyet mesajları değil, görüşmelerin, koalisyon görüşmelerinin gidişatını izlemeye başlarız içeride ve fiyatlanmalar ona göre şekillenir. Ancak şunu tabii ki bahsetmek lazım. Şu anda fiyatların içerisinde bir erken seçim riski yok. Yani bu henüz fiyatların içine girmişti. Henüz bu ihtimalinde ufukta görünmediğini söyleyebiliriz. Bu tabii ki koalisyon görüşmeleri uzadıkça ortaya çıkacak bir atmosfer olarak, ortaya çıkacak bir ihtimal olarak önümüze geliyor. Kur tarafında açıkçası 2.75 önemliydi. Çünkü bugün 2.75 yukarı yönlü kırılsaydı yarın olası bir Şahin Fed açıklamasından sonra TL'deki kırılganlık artabilirdi. Biz 2.80'e doğru çok sert bir hareketlenme görebilirdik. Bunun borsaya yansıması da aşağı perşembe açılışında aşağı yönlü sert bir hareket olarak gelebilirdi. Biraz daha yarın piyasa Fed kısmına yoğunlaşabilir. Fed'den gelecek açıklamalar yoğunlaşabilir ve gün içerisinde biraz daha bekle gör havasında olan bir endeks görmemiz mümkün olur. Ama tabii ki içerideki olası siyasi sinyalleri, siyasi açıklamaları atlamamak gerekiyor. Bunlar piyasalarda yine hareketlenmeler yaratacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Enver Erkan ve stüdyomuza dönüyoruz. Saxo Capital Menkul Değerler Strateji